Herkese tekrar merhaba. Ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Şimdi de size işte bu potansiyel enerjiden sonra gelen başlık olan, bence bunu mutlaka sırayla bakın. Mesela buraya böyle pat diye giren arkadaşım varsa mutlaka ve mutlaka potansiyel enerji videosunu da izlesin. Evet, başlayalım bakalım. Şimdi noktanın potansiyeli ne demek? Şimdi biz eskiden yani şey yapıyorduk. Bu aslında şeye benziyor, tamam mı? Elektriksel kuvvetle elektrik alan arasında bir akrabalık vardır. Yani formül ezberlemekten öte mantığını anlamak adına yani bir ispatı gibi bir şey yapmıştım ben size. Onu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şimdi noktanın potansiyeli ile elektriksel potansiyel arasında bir akrabalık var. Mesela ben burada noktanın potansiyeli diye başlık attım ama şimdi ben burada potansiyel enerji yazacak olsaydım nasıl yazardım? Onun için ilk önce o videoyu izleyin dedim. Elektriksel potansiyel enerji. Şimdi bak, potansiyel enerji yazmaya kalkarsak şöyle yazıyoruz. K çarpı yüklerden biri çarpı yükün diğeri. Hani buradan buraya getiriyoruz ya, yapılan bir iş var. Ya ne diyorduk biz ona? İşte potansiyel enerji diyorduk. Çarpı artı 1 diyoruz böyle, bölü D yazıyoruz. Tamam mı? Böyle bir şeydi. Şimdi diyor ki adamlar, ya arkadaş sen potansiyel enerji yazdın ama yani baksana yüke diyor. Dünyanın en küçük yükünü getiriyoruz oraya diyor. Dünyanın en küçük yükünü getiriyorsak sen burada bir tanım geliştiriyorsun. Yani sen şunu söylüyorsun, şu artı Q olaraktan. Benim yanıma dünyanın en küçük yükü bile gelse bu işi yapacak diyorsun yani. İşte biz buna birim yük olduğu için artık potansiyel enerji demiyoruz. Potansiyel enerji demiyoruz. Hangi noktaya geldiyseniz o noktanın potansiyeli diyoruz arkadaşlar. X noktası olduğu için de X noktasını K, Q bölü D diye yazıyoruz böyle. Şimdi bunun birimi yine volttur ve skalerdir. Skalerdir, unutmayın. Skaler demek yön yok demek. Yön yok. Sakın burada böyle vektör falan göstermeye kalkmayın. Skaler yani potansiyel lafını, bakın şöyle bir pratik hale getirelim isterseniz, yani potansiyel lafını gördüğünüz anda paydada D olacak arkadaşlar. Öyle diyelim artık. Yani hangi dekare miydi, D miydi? Hangisinde dekare yazıyor? Karıştırma. Potansiyel sözcüğü geçiyorsa korkma, rahat ol. Hemen orada D'yi koy, yapıştır. Şimdi sen şimdi X noktasının maliyetini açıkladın. X noktasına gelecek olan dünyanın en küçük yükü bile olsa dedim ki bu iş yapılacak. Formülü geldi. Birimi voltmuş. Bak ne diyor adam? Sonsuzdan X'e 3Q getirseydin. Salladım bu yükü de. Yani 5Q da olur, eksi 2Q da olur, fark etmez. O zaman yapılan iş ne biliyor musun? Şöyle bir şey. Vx'i yazıyorsun. Diyorsun ki birim yük için yapılan iş bu. Çarpı kim geliyorsa. Kim geliyor? 3Q geliyor. İşaretiyle beraber taşıyoruz ve çarpıyoruz. Ne oluyor? O zaman yazalım. K Q bölü D çarpı 3Q. Bak gene potansiyel enerji formülüne yani yavaş yavaş dönüşüyor. Bu eksi olsaydı işaretiyle birlikte koyacaktınız yine. Aman diyeyim, yanlışlık olmasın. Tamamdır. Devam ediyoruz. Bakalım hani birden fazla yük tabii ki de etki edebilir. Birden fazla yük etki edince de skaler olduğu için kimin nerede durduğu umurumda değil. Sadece işarete bakıyoruz. Evet, şekilde belirtilen yüklerin O noktasında oluşturduğu potansiyel nedir? Herkesin oradaki etkisini tek tek yazıyoruz arkadaşlar. Orası O noktasıymış. Sol baştan şuradan köşeden başlıyorum. K, Q bölü D. Değil mi? Eksi yük geldi. Hemen işareti yansıtıyorum olay yerine. K kaç? 2Q bölü 2D. Çok şahane yapmışım. Artı K 3Q bölü değil mi? De böyle bir şey oldu. Şu ikiler gitti. O bir bakıyoruz. Şununla o zaman şu birbirini götürüyor. O noktasında onlar birbirini yerken 3Q malı götürmüş. 3Q bölü D o noktanın potansiyeli oluyor. Mesela sen yine aynı mantıkla sonsuzdan bak 3 kişi birden etki ediyor. Oranın fiyatını belirlediler. Oranın fiyatı bu. Tamam mı? Sen kalkıp da ya arkadaş bizim sonsuzda şöyle bir işte yani sallıyorum kafadan eksi 5Q'luk bir yükümüz vardı. Onu oraya getirmek istiyoruz. Yapılan iş nedir? Hemen yazıyorsun. O noktanın potansiyelini yazıyorsun. Çarpı kim geliyorsa diyoruz. Tamam mı? Olay bu. Bunu buraya koyarsın. İşlemini yaparsın. Hiç sıkıntı olmaz. Devam ediyorum. Bakalım. Neler var? Ha, bak şöyle sorulara gelelim. İşte yani şey yorum sorusu istiyordunuz ya arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş tadını kaçırmadan ama dediğim gibi ilk önce emekleyeceğiz sonra yürüyeceğiz yani hemen koşmak yok. Yani ayar vererekten geliyorum, tamam mı?
yükler şekildeki durumdayken böyle bir çemberin, bunlar yarı çap tabii, mis gibi, bak böyle yapayım ben. Çemberin üzerine yerleştirilmiş iki tane yüküm var. Biri artı Q, biri eksi Q. İşte efendim o noktasında elektrik alan soruluyor, değil mi? Şöyle bir şey. Şimdi hemen burada yapsak ya, burada mesela ne yapıyordu? Elektrik alan soruluyor ya. Elektrik alanı şeklin üzerinde göstereceğim. Hemen artı bir koyuyordunuz, hatırlayın. O zaman artı artıyı iter. Mesela buradan diyelim ki E üssü yaptı. Şu E ile karışmasın diye E üssü dedim. Eksi de kendine doğru çekti şöyle, değil mi? E üssü. Ne oldu onların bileşkesi? Bak şimdi ilk durum diye yazalım mı buraya? İlk durum. Şöyle yapalım. İlk durumda elektrik alan şöyle oldu. Burada E üssü var. Burada E üssü var. Bileşke olarak bunların vektörel büyüklük çünkü potansiyel değil ki bu. Elektrik alan, elektriksel kuvvet, bunlar vektörel büyüklük. Potansiyel olursa skaler, potansiyel sözcüğünün geçtiği yerler skaler. Burası da ne olacak? E olacak. Neyse bunların işte kök 2 katı yani. Sonuçta böyle bir şey. Potansiyele bakalım. Evet, O'ya. Potansiyele bakalım. Herkesi tek tek yazıyorduk. Yön yoktu. Uzaklık önemliydi. Birinden başlıyorum. K, Q bölü, değil mi? Ne olacak? R eksi K, Q bölü R. Aha, elde var sıfır. Hiçbir şey değilmiş oradaki potansiyel. Karışıklık olmasın diyor. Şimdi gelelim ikinci duruma. Şöyle hemen derme çatma çiziyorum. Şöyle yaptım. Çok güzel çizdim gene. Falan diyormuşum. Şöyle bu durumdayız. Şimdi bize ne demiş? Bak evet, eksi Q yükünü X'e götürürsek ne olur diyor. Şimdi senin bu yük burada kalmaya devam ediyor. Artı Q. Bu sefer bu eleman buraya geldi. Eksi Q. Gene O noktasını test ediyorlar. Ona da dikiz. Yani şurayı test ediyorlar. Şurası yine O noktası. Ben yine buraya artı bir koyacağım tabii. Bu sefer bakın elektrik alanı yaparken neye dikkat ediyoruz? Şöyle bir şey yapacağız. Artı artıyı gene uzaklık aynı olduğu için E üssü diye itti. Eksi artıyı çekecek. Yine uzaklık aynı olduğu için E üssü oldu. Değil mi? Uzaklıklar aynı olması rahat oldu. Hemen yüke göre yazdım. Şimdi o zaman o noktadaki galiba uzatmadık. Şöyle bakarsak, değil mi? Bu da son durum olsun. Son durum diye de belli edelim. Tamam, son durum. Şöyle yaptık. O zaman ne oldu? Şöyle E üssü var. Orada bir tane daha E üssü oldu. Buradan bileşkeni çıkar yani. 2 E üssü çıkar. Böyle bir şey oldu. Yani kök 2 E'den daha büyük olduğumuz kesin. O zaman elektrik alanın arttığını söyleyebiliriz. Elektrik alan artıyormuş değer olarak. Değil mi? Çünkü yönünü konuşamayız. Yani yönü arttı denmez ki. Yani sadece sayısal değer olur. Ondan sonra da şeye gelelim, potansiyele gelelim ve O'nun yeni değeri. Ne olacak? Yani adamlar skaler, fark eden bir şey yok adamlara yani hiç. Sonuçta gene uzaklıklar aynı olduğu için Q bölü R eksi, değil mi? Eksiyi hemen yansıttım. K, Q bölü R gene sıfır çıktı. V'de bir değişiklik yok. V değişmiyormuş, değişmez. Mesela böyle şeyler isteyebilir. Artar, azalır, değişmez soruları tadında. Evet, tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakalım burada neler olmuş. Benzer bir soruyla geldim. 1 2 3'lü bir soruyla geldim. Herkes şimdi ayakta alkışlıyor. Hoca sonunda 1 2 3'lü soru yapıyor diye falan diyormuş. Şimdi tabii konunun da müsait olması gerekiyor. Mesela bunlar yoruma çok açık şeyler. Yani biraz önce yazdığım formülleri düşünsenize arkadaşlar, saçma sapan böyle yani işkence eder gibi. K, Q, Q bölü D, eksi artı bilmem ne. Yani bir insan bir insana böyle soru sormamalı diyoruz. Evet, buradan da saygıdeğer öğretmenlerimize sesleniyoruz. Ama onlar olmadan da bunlar olmuyor. Kusura bakmayın yani. Şimdi kimsenin hakkını yemeyelim. Evet, eksi Q yüklü cisim yükü yani buradan oraya getiriliyormuş. İşte ne olur? Burada biraz önceki sorudan kopya çekeceğiz galiba. Potansiyeli düşündüğümüzde, bakın şimdi birinci önerme için yapıyorum. Potansiyeli düşündüğümüzde ve O'yu yazarsak mesela ne yazıyorsun sen? K, Q bölü R yazacaksın. Şu uzaklıklara R diyelim isterseniz de. Böyle yazdık. Ötekini de eksi olduğu için yansıttım hemen. K, Q bölü R. Buradan bir güzel sıfır çıkıyor. Sen bunu buraya getirsen de aynı şey. Bak uzaklık yine aynı kalıyor. Bu da aynı zaten. Herhangi bir değişiklik yok. Bu değişmez. Yani ne olur diye. Bir, yani potansiyel yani değişmiyor. Şurada yazalım. Şöyle yazayım artık. Potansiyel değişmedi. Değişmez. Değişmez. Tamam. Bunu söyledik. Bunu söyledik. Güzel oldu. Sonra O noktasındaki elektrik alan. Vay 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 vay. Şimdi bak şöyle bir şey olacak. Ne yapıyorduk? Yani sonuçta buraya şey koyacağız. Ne denir? Artı bir yük koyacağız.
İlk turunda bu artı 1'i ben buraya koyuyorum hemen. Artı 1. Bu galiba hop artıydı bu. İtecek. E üssü diye. E diye mesela sallıyorum. Bu da kendine doğru çekecek. E diye. İşte biraz önce yaptığımın aynısı değil mi? Sonuçta böyle bir E kök 2 oldu. E kök 2 oldu. Ama ikinci durumda buraya geldin ya. Artı 1 hala duruyor mesela burada. Artı 1. Bu itmeye devam ediyor E ile. Bu da kendine doğru çekmeye devam ediyor E ile. Sana bir güzel ne olur burası? 2E oluverir. Bu da artar yani. Değil mi? Elektrik alan arttı. Nasıl gösterelim? Böyle yapalım. Elektrik alan artar. Tamam, güzel. Güzel. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi. Aslında ben bunu arkadaşlar işte bu önermedeki kavram için sordum. Burada mesela arkadaşınız ne yapıyor biliyor musun? Hocam burası diyor R ya. Burası da diyor R ya. Ya yorum sorusu ya. Bak hocam burası R kök 2 olur. Ben diyor ona göre diyor yazdım diyor. Bakın diyor potansiyel enerji diyor. İşte eksi hemen diyor başa yazdım diyor eksisini. K Q Q bölü işte orası da kök 2 R oldu. E diyorum. Sonra diyor şuna dönüştü diyor. Bu buraya geldi ya diyor. Aralarındaki uzaklık diyor 2R oldu diyor. O zaman ben şöyle yazdım diyor. EP'nin yeni değeri diyor. Eksi KQQ bölü 2R diyor. Sonra arttı mı azaldı mı bu sayılarla uğraşıyor. Zaten bu bununla böyle güzel işleme girmiyor. Bunu çıkarmaya çalışan arkadaşınızı gördüm ya. Hocam diyor payda eşitleyelim çıkıyor. Ya onu sormuyor ki sayısal sormuyor sana. Ben ne demiştim bak. Potansiyel enerji ne zaman artar? Ya yanlış mı? Değil ama işlem gelmiyor sonrasında. Zorlanıyor insan. Zaman kaybediyor ya da en azından zaman kaybediyor yani. Şimdi çok dertliyim bu konuda yani. Falan diyor. Nasıl yani ya Ammar Sinek'tik ya. Ya. Ondan sonra potansiyeli şöyle söyleyeceğiz. Sen şimdi bir yükün yanından bir yükü uzaklaştırdığın zaman elektriksel kuvvetlere karşı mücadele ediyorsan yani bu iş zor oluyorsa potansiyel enerji artar. Çünkü kuvvetlere karşı iş yapıyorsun. Şimdi bak artının yanından yani eksiği uzaklaştırıyorsun. Uzağa gittiği belli. Yani bu güzellikle olur mu yani? Olmaz. Yani o zaman iki yükün arasındaki şöyle dersin. İki yükün arasındaki uzaklık artıyor. Biri artı yüklü, biri eksi yüklü gitmeni istemez. Zorlu olur bu. O zaman potansiyel enerji de artar. Çünkü elektriksel kuvvetlere karşı mücadele var. Onu da şöyle gösterelim artık. Değil mi? Bu da ne oldu? Artar diyelim. Evet, güzel bir soruymuş. Herkesi sordu. Elektrik alanı sordu. Çok örselemeden potansiyeli, potansiyel enerjiyi hepsini sordu valla. Şimdi geldik buraya. Bakalım burada neler var. İşte burada lanet bu. Bak şimdi. Yani sıkıntı, sıkıntı. Şimdi L noktasındaki elektriksel potansiyel buymuş. Şimdi yazayım ben L'yi. VL'yi yazıyorum şimdi. Nedir? Bu yani çok da zor olmasa gerek. K, Q bölü X oldu. Adam buna V diyor. Tamam. Şimdi ben de bunu yazıyorum şimdi. VM'yi yazıyorum. VM. Aynı mantıkla K, Q bölü 3X. Bunun 3'te 1'i. O zaman ne olacak? V bölü 3 olacak. Problem değil dedik. VM. Şimdi sıkıntı ne peki? Sıkıntı arkadaşlar şu. Bunu nasıl yazacağız? Çok tehlikeli ha bak. Çok tehlikeli. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani bunu yapıyor. Bileceksin onu diyor. Yani bu konunun olayı bu diyor. Tek tuzak noktası bu ne? Bunları yazmak iş mi diyor. Tamam mı hocam diyor. Yani bunun önemli olduğunu düşünen var. Bu biraz tehlikeli bir şey. Bunu nasıl yazıyoruz? Burada LM yazdı ya bak. Çok önemli bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bu örnek onun için sona doğru geldi. Bu zor değil ki diyebilirsiniz. Hani sıralı yapmaya çalışıyorum ya. Bu sondaki harfi başa yazacaksınız. Aman diyeyim yani. Bak böyle olacak. Bu böyle yazıldığı zaman böyle oluyor. Ya da bunu gördüğünüz zaman bunu bu şekilde yazmak zorunda kalabilirsiniz. Kimi öğretmen bunu umursamaz arkadaşlar. Kimi öğretmen de çok değerli buluyor. Aman diyeyim, aman diyeyim. Bunu buna göre yapalım. Tek numarası bu. Seçeneklerde şimdi ne olacak? İkisini hani böyle yaptık ya. VLM nedir? Ya da böyle yazıyor şimdi. Böyle yaptın tamam bunun böyle olduğunu biliyorsun. Aradaki farka bakacağız şimdi. VM ne şimdi? İşte V bölü 3 değil mi? Eksi. Öteki ne? V. Ne çıktı sonuç? 2V bölü 3. Ama eksi. Yani bu seçeneklerde mesela sayısal soru bakın zor değil. LYS'ye hazırlananlar. Yani sayısal soru yani çok basit bir soru. Seçeneklerde hem eksi 2V bölü 3 var hem artı 2V bölü 3 var. Sen de bunu hatırlamadın. Hop. Patinaj yaptığımız nokta yani. Vallahi kıvılcım çıkar yani. Hiç söyleyeyim. Yani abi, Bismillah dersin yani. Hadi bakalım. Piyango bu yönde çalışsın. Bizden yana olsun. Şans dersin yani. Tamam mı? Burada sondaki harfi başa yazıyorsunuz. Ona dikkat. Ona dikkat.
Şimdi evet bakalım burada neler olmuş. Ne diyor? Yükler var. Hoppa, potansiyel sıfırdır. Y noktasında oluşturulan potansiyel sıfırdır. Pekala, o zaman yazalım VY'yi. Herkesin o noktadaki etkinliğini yazalım. Şimdi o zaman VY'yi biz bir ifade edelim. Tamam mı? Şöyle bir şey yazmayacak mıyız? Bunun işaretini bilmiyorum ama yazacağım. K bilmediğim zaman artı gibi düşüneceğim. Bölü 1, 2, 3 V'ye yazıyoruz. Bölü 3'te. Ondan sonra V, bu da bunun etkisi de şöyle değil mi? K işte Q bölü D olacak. Bu sıfırmış şimdi. Bu o zaman ne olacak? Burası sıfır olursa bunu da karşıya attığında değil mi? Q üssü K bölü işte 3D eşittir K Q bölü D olacak, bu böyle bir güzel değil mi? K'lar gidenzi, bunlar gidenzi. Evet, burada Q üssü eşittir 3Q çıktı ve işaretiyle birlikte çıktı, pozitifmiş. Tabi uzakta olduğu için etkisini aynı şekilde yapması lazım. 3 kat uzaklık demek 3 kat yük demek. Hani bölü D diyoruz ya. Heh, şimdi ondan sonra bakalım burada neler olmuş. Vx'i söyle diyor bize, boş ver diyor. Şimdi bunu bulduktan sonra Vx'i yazacağım, artık biraz daha rahatım. Yani ona göre sadece yazacağız yani. Şu Q üssü dediğimiz hani 3Q olan arkadaşımıza başlıyoruz. K 3Q, biliyoruz artık 3Q olduğunu. Bölü D. Öteki eksiydi. K Q bölü D oluyor. Paydalar da eşit. Misler gibi. Misler gibi. K 2Q bölü nedir arkadaşlar? Fıstık gibi. Evet. İbit. İbit. Bölü D oldu. Tamam. Mesela sen işte buraya sonsuzdan büyük getirmek istersen, mesela öyle de bir hemen soru içerisinde soru patlatayım. Tamam mı? Mesela dedi ki adam burada sonsuzdan, hani burada bizim bir artı 5Q'muz var dedi. Biz dedi bunu buraya getirmek istiyoruz mesela. Yapılan iş nedir? O zaman sen yapılan işi bir kere artık y ile bir ilgim kalmadı. Nereye geliyor? Adam x'e geliyor değil mi? Bakın ben potansiyelden çözmeyi daha çok severim. Hani potansiyel enerjiden ziyade. Yani buranın bir fiyatı var arkadaş diyor. Buranın fiyatı Vx. Oraya gelen dünyanın en küçük yükü olan artı bir bile olsan biz senden ne istiyoruz diyor. Bunu istiyoruz. Çarpı kim geliyor? İşte 5Q geliyor. O zaman çarpı o diyoruz. Bunu da yerine yazarsın. Yani yapılan işi bulursun. Evet, noktanın potansiyeli ile ilgili olarak söylemek istediklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.